Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Ayşegül Simit e özetleyecek. Ayşegül Söz sende. Basın özetlerine Washington Post'la başlayalım. Bugün Almanya teyakkuzda zanlı ortada yok başlığıyla yayınlanan gazete, sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği saldırının Avrupa'nın kalbinde Hristiyan geleneklerini hedef aldığını yazıyor. Haberde 12 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak tırı kullanan Pakistanlı sığınmacının delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı da belirtiliyor. Gazete ayrıca IŞİD'in bu saldırıyla bir batı ülkesinde korku ve kaos ortamı yaratma, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ayrımı derinleştirme amacına ulaştığını yazıyor. Washington Post iç sayfalarında ise Büyükelçi Andrei Karlov suikastine rağmen Suriye üzerindeki Rusya-Türkiye-İran işbirliğinin planlandığı gibi devam ettiğini yazıyor. Amerika'nın Suriye krizinin çözümünden dışlandığı yorumu yapan gazete, Karlov suikastından sonra şimdilik soğukkanlılığını koruyan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in elindeki avantajları sonuna kadar kullanmaya kararlı olduğu görüşünde. Washington Post'a göre Amerika'nın Suriye meselesinin dışında tutulması, Şam'dan Tahran'a, Ankara'dan Moskova'ya kadar bütün bölgenin Amerikan karşıtı demir yumruklu liderlerin eline geçmesi anlamına gelir. Bugün New York Times Türkiye'yi yakından ilgilendiren haber ve değerlendirmelere geniş yer ayırıyor. Gazeteye göre Büyükelçi Carlos Suikasti ilk bakışta saldırganın attığı Halep'i unutmayın sloganı da göz önüne alınınca Rusya'nın Suriye'de oynadığı role duyulan öfkenin yansıması olarak yorumlanabilir. Ancak gazete Türkiye'nin Suriye ile ilgili tutumunun çok büyük değişimden geçtiğini bir zamanlar Esad'ı devirmek isteyen Ankara'nın şimdi Kürtlerin Suriye sınırında çok güçlenmemesi için çaba harcadığını yazıyor gazeteye göre demokrasi yolundan keskin bir biçimde sapan Erdoğan'ın Putin'le ortak payda bulması Batı'da gerginlik yaratıyor. Türkiye'nin NATO'dan ayrılması Putin'i çok sevindirir diyen gazete, Erdoğan her ne kadar başa çıkması zor bir lider olsa da Türkiye'nin bir müttefik olarak Amerika'nın elinden kayıp gitmesi Suriye Savaşı'nın kabul edilemez kayıplarından biri olur yorumunu yapıyor. New York Times ayrıca Türkiye ve Almanya'yı terör saldırıları açısından karşılaştırıyor. Türkiye'nin şiddet dolu bir yıl geçirdiğini ve Büyükelçi Carlos suikastinin bunun son parçası olduğunu yazan gazete, Almanya'nın ise şiddete alışık olmadığı yorumunu yapmış. İki ülke arasındaki bağların çok eskiye dayandığı ve sıkı olduğunu hatırlatan gazete, Almanya'da yaşayan gazeteci Can Dündar ve akademisyen Tülin Yazıcı'nın görüşlerine de yer veriyor. Uzun yıllar Türkiye'de yaşadıktan sonra Türkiye'deki terör olayları nedeniyle Almanya'ya dönmeye karar veren yazıcı, Berlin'deki saldırıya rağmen Almanya'da kendini daha güvende hissettiğini söylüyor. Dündar ise Berlin'in şimdiye kadar terörden nasibini almayan bir kent olduğunu ancak halkın gergin bir bekleyiş içine girdiğinin açıkça hissedildiğini belirtiyor. Amerikan gazetelerinde öne çıkanlar bugünlük de böyleydi. Özlem Söz tekrar sende. Teşekkürler Ayşegül. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.